8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları. Nev Kitap yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 72A. Aşağıda verilen şekil üzerindeki eksik olan yerleri doldurunuz. Cevap. 1. 15 Mayıs 1919. İzmir'in işgali 2. 19 Mayıs 1919, A3. 28-29 Mayıs 1919, 4-22 Haziran 1919. 5-23 Temmuz-7 Ağustos 1919, 6-4-11 Eylül 1919, 7-20-22 Ekim 1919, Amasya görüşmeleri 8-27 Aralık 1919, 9-12 Ocak 1920, 10-28 Ocak 1920, 11-16 Mart 1920, 12-23 Nisan 1920 ve aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Montrose Ateşkes Antlaşması'ndan hemen sonra yurdun işgale uğraması üzerine padişah ve Osmanlı hükümetinin tutumunun ne olduğunu açıklayınız. Cevap, çünkü padişah ve İstanbul hükümeti sırf kendi iktidarları devam etsin diye düşmana arşı çıkıp bağımsızlık mücadelesi vermek yerine tam tersi teslim olmuş yenilgiyi kabul etmişlerdir. 2. Anadolu'da kurulan yararlı cemiyetlerin ortak özellikleri nelerdir? Belirtiniz. Cevap. 1. Montrose Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İzmir'in işgal edilmesiyle kuruldular. 2. Düşman işgalini önlemek ve Türk milletinin bağımsız yaşamasını sağlamayı amaç edinmişlerdir. 3. Önceleri yayın yoluyla mücadeleyi, sonraları silahlı mücadeleyi benimsemişlerdir. 4. Türk halkını teşkilatlandırmak için bölgelerinde kongreler toplamışlardır. 5. Ortaya çıkmalarında Türk milliyetçiliği vardır. Milli mücadelenin temelini atmışlardır. 6. Sivas Kongresi'nde birleştirilerek Anadolu ve Rumeli Müdafaa ve Hukuk adını almışlardır. Daha sonra Halk Fırkası adıyla partiye dönüşmüştür. 3. 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı cephelerden en önemlisi sizce hangisidir? Neden? Cevap, bence Çanakkale cephesidir. Çünkü Çanakkale geçilseydi ve orada yenilgiyle karşılaşsaydık tamamen devletimiz parçalanacak ve belki de yok olacaktık. 4. Osmanlı Devleti'nin Sevr Barış Antlaşması'nı imzalama nedenlerini açıklayınız. Cevap, çünkü padişah ve İstanbul hükümeti sırf kendi iktidarları devam etsin diye düşmana arşı çıkıp bağımsızlık mücadelesi vermek yerine tam tersi teslim olmuş yenilgiyi kabul etmişlerdir. C. Takrirci Sükin Kanunu, Hıyanetki Vataniye Kanunu, Erzurum, Sivas, Lozan Barış Görüşmeleri, Kurtuluş Savaşı, Amasya Genelgesi, Havza Genelgesi, İstiklal Mahkemeleri, Ankara, 23 Nisan 1920, 29 Ekim 1923, aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerlere yukarıda verilen kelimelerden uygun olanları yazınız. 1. Hazırlıklar tamamlanarak Büyük Millet Meclisi coşkulu gösterilerle 23 Nisan 1920, Nu tarihinde açıldı. 2. BMM iç isyanları önlemek için 29 Nisan 1920 tarihinde, Hıyanetki Vataniye Kanunu, Nu çıkardı. 8. Sınıf Nev Kitap Yayınları T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.